Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönem ikinci yazılı kampımız başladı gençler. Bugün de tabii ki biyoloji provasıyla sizlerle birlikteyiz. İkinci yazılıda hangi konulardan sorumluyuz, hoca nasıl sorular sorar, hangilerinin üstünde durur, bunları tek tek anlatacağım size. Arada küçük küçük açıklamalar yapacağım size. Tabii ki bir tane örnek yazılı da birlikte çözmüş olacağız. Hemen 11 dinamodan nereye kadar gelmemiz gerektiğinden bahsedeyim. Ondan sonra konu anlatımına geçeyim gençler. İkinci dönem hücre ünitesiyle devam ediyordu. Arkasından da canlılar dünyası kısmı geliyordu. Canlılar dünyasının sonuna kadar yani tüm konuların en son kısmına kadar tabii ki sorumluyuz gençler. 9 dinamodan çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Yazılılarda en büyük yardımcımız kim olacak? Tabii ki yazılı notları gençler. İkinci dönem yazılı notları sizi yazılılarda kurtaracak. Çünkü öğretmenlerin yazılıda üstünde durduğu noktaların bizler de üstünde durduk. yazılıda mutlaka çıkar. Hoca sorar kesin çıkar kısımları özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yazılı notlarının içerisinde sadece tabii ki biyoloji notları yok. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya da var gençler. İkinci dönemin hem birinci yazılı konularını hem de ikinci yazılı konularını kapsıyor. Böyle çantanızı attığınız zaman hem size ağırlık yapmayacak hem de oturduğunuz yerde küçük küçük tekrarlarınızı her zaman yapabileceksiniz. Mesela matematik yazısına girmeden önce Hı, şu şöyleydi bu böyle böyleydi buraya kesin çıkar demişler demek ki bizim hoca da burayı sorar deyip tekrarlarınızı yapabilirsiniz ikinci dönem yazılı notlarından diyeyim gençler buradan da tabii ki yazılı hazırlığımıza başlayalım hazırsanız yazsanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bu yazılıda nelerden sorumluyuz? Küçük bir hatırlatma yaparak başlayayım. Hücre ünitesi bizim ikinci ünitemizde. Genellikle hücre ünitesinin baş kısmını birinci dönemde görmüştünüz ama hocalar yazılıya dahil ediyorlar. Hafiften bir bahsedeceğim gençler. Hücre yapısına göre canlıları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılar vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılar vardı. Prokaryotla ökaryotların arasındaki farklı baktığımız zaman prokaryotlarda zarlı organeller yok. Çekirdek yok. İkisinin arasındaki ortaklığa baktığımız zaman ikisinde de mutlaka DNA bulunacaktı. Prokaryotta da çift zincirli. Ökaryotlarda da çift zincirli DNA molekülü bulunur. Ama prokaryotlarda halkasal yani iki ucu birleşikti. Ökaryotlarda iki ucu birbirinden bağımsız yani açık bir şekilde bulunuyordu. Sonra ikisinde de ortak olarak hangi molekül bulunacak gençler. Tabii ki RNA molekülü de ortak olarak bulunacak. Ribozom organeline baktığımız zaman o da prokaryot ve ökaryot canlılarda ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili yani ökaryot hücrelere aynı zamanda çekirdekli hücreler ismini de verebiliyorduk. Endoplazmik retikulum olsun, golgi olsun, koful olsun, mitokondri olsun. Bu bunlar ökaryotlarda varken prokaryotlarda kesinlikle bulunmuyor. Prokaryot canlılarda kimlerdi? Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre tipine sahip. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılarda ökaryot hücre yapısına sahipti. Yine canlıları hücre sayısına göre gruplandırabiliyorduk. Bakteri ve arkeler alemindeki canlılar tek hücreliydi. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki Alemindeki canlılar ise çok hücreli canlılardı protista ve mantarı yazmamışsınız hocam çünkü protista ve mantarlar aleminde hem tek hücreliler var hem çok hücreliler vardı 3. ünitemiz canlılar dünyası zaten orada da tekrar alemler karşımıza çıkıyor diyeyim. Sonra hücreye baktığımız zaman ökaryot bir hücrenin içerisinde çekirdek bulunacak. Çekirdek dediğimiz yapının da çekirdek zarı denilen kısmı var. Madde alışverişinin gerçekleştiği por adı verilen delikleri var. Aynı zamanda çekirdekçik ve genetik materyalin içerisinde bulunduğu kromatin iplik var. Kromatin iplik neydi? DNA'nın etrafını bir protein sardığı zaman biz artık ona kromatin iplik ismini veriyorduk. Sitoplazma neresiydi? Hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan kısmın tamamına birden sitoplazma ismini veriyorduk. Bu sitoplazma denilen kısımda sıvı bir kısım var inorganik organik maddeler içeriyor. Aynı zamanda ne bileyim ribozomdur, golgidir, endoplazmik retikulumdur gibi organeller var. Bir de mikrofilament, arafilament, mikrotübül adını verdiğimiz tabii ki hücre iskeleti elemanları buralarda, yer alıyor. Sonra organellere geçiş yapmıştık. Organellere baktığımız zaman da zar durumlarına göre onları sınıflandırabiliyorduk. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozomdu. Ribozom tüm canlılarda bulunan ister prokaryot ister ökaryot olsun protein sentezinin gerçekleştiği zarsız organeldi. Sentrozoma baktığımız zaman sentrozomda da zar bulunmuyordu. Sentrozom özellikle hayvansal Hücrelerde iyi ipliklerinin üretiminden sorumluydu. Lizozom hücre içi sindirimi sağlayan organeldi. İçerisinde sindirim enzimlerini bulunduruyor. Etrafı tek katlı zarla çevriliydi. Kofulu çeşitlerine göre gruplandırmıştık. Mesela gitti içeriye büyük bir besini aldı. Etrafı zarla çevrili besin kofulu. Atık var etrafı zarla çevrili boşaltım kofulu. Ya da tatlı suda yaşayan tek hücrelerde kontrakt değil koful dediğimiz fazla suyun dışarıya atılmasını sağlayan koful çeşitleri vardı. Peroksizom yine içinde enzimler var yine tek zarlı bir organel ama bu zehirli maddeleri zehirsiz hale getirecek enzimleri taşıyan organeldi Endoplazmik retikulum ise hücre zarı ile çekirdek zarı arasında madde alışverişini sağlayan kanalcıklar ve borucuklar sistemiydi. Granüllü endoplazmik retikulum ve granülsüz endoplazmik retikulum olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Eğer ER'nin üzerinde ribozomlar varsa granüllü olarak isimlendiriyorduk. Ribozom taşımayanlara granülsüz diyorduk. Golgi aygıtına baktığımız zaman salgılama paketleme işlerini gerçekleştiriyordu. Eğer bir hücrede hormon, tükürük, enzim çok üretiliyorsa yani çok salgı yapılıyorsa Golgi organelinin sayısı da fazla olacak diyeyim. Çift zarlı organellerimize baktığımız zaman mitokondri ve plastitlerden bahsediyoruz. Mitokondri ne işe yarar? Aslında oksijenli solunum yapan ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bu organel görev yapıp ATP sentezini gerçekleştiriyordu. Plastitler de bitkisel hücrelerde, alplerde bulunacak. Kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere kendi içerisinde üçe ayırmıştık. Kloroplasta baktığımız zaman fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. İçerisinde klorofil pigmenti yer alacak. Bitkinin yeşil görünen yerleri fotosentez yapar, kloroplasta sahiptir. Ama bitkiler sadece yeşil renkli mi? Hayır, Portakal, turuncu, limon, sarı. Bu renklerin oluşmasını sağlayan pigmentler de var. Bu pigmentleri içinde bulunduran organele de Kromoplast organeli ismi veriliyor gençler. Bitkinin ışık görmeyen yerlerinde madde depolanmasını sağlayan organelde lokoplast organeliydi. Hatta örnek vermiştim patates toprağın altında. Patatesi böyle balkonda unuttuğumuz zaman yeşil yeşil tomurcuklar çıktığını görürüz. Lokoplastlar ışık varlığında kloroplastlara dönüşüyordu diyeyim. Hücre ünitesinin devamında hücre zarından madde alışverişinden bahsetmiştik. Hücre zarının yapısından bahsetmiştik. Hücre zarına baktığımız zaman çift sıralı fosfolipit tabakasından meydana geliyordu. Gömülü olan boydan boya dizili olan protein kanallar veya protein yapılar vardı gençler. Aynı zamanda karbonhidratlar da bulunuyordu ama karbonhidratlar asla tek başına bulunmazlardı. Ya lipitlere bağlanacaklar glikolipit ismini alacaklar ya da proteinlere bağlanarak glikoprotein ismini alacaklar. Hücre zarından madde geçişlerini de kendi içerisinde küçük moleküllerin geçişi ve büyük moleküllerin geçişi olmak üzere ikiye ayırmıştık. Küçük moleküller neyi kastediyorum? Hücre zarından doğrudan geçebilen yani inorganik maddelerden bahsediyorum. Aynı zamanda monomerlerden bahsediyorum. Bunlar küçük maddelerdi. Diğerlerine ise büyük, büyük moleküllerden ismini veriyorduk. Sen küçük bir molekülü çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere enerji harcamadan taşıyorsan bu pasif taşımaydı. Yağların içinden akıttırdıysan basit difüzyon. Protein kanallardan taşıdıysan kolaylaştırılmış difüzyondu. Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere hareket etmesine de ozmoz ismini vermiştik. Geliyorum aktif taşımaya. Yine küçük moleküller için bu sefer az oldukları yerden çok oldukları yere ATP harcayarak taşımayı yapacaksın. Büyük moleküllerin geçişinde mutlaka enerji harcanır. İster içeri al, ister dışarı at. İçeriye büyük bir molekülü alıyorsan endostoz, dışarıya büyük bir molekülü atıyorsan egzostozdur. Gençler egzostan aklınıza gelebilir dışarı veriyor ya dumanı. İçeriye aldığın molekül katı büyük bir molekülse fagositoz, sıvı büyük bir molekülse pinositoz olarak isimlendireceğiz diyeyim. Hücre ünitesinin sonunda bilimsel çalışma basamaklarından da bahsetmiştik. Ne yapacaktık bilimsel yöntem basamaklarında? Gözlemlerimizi yapacağız, verilerimizi toplayacağız. Problemimizi tespit ettik. Problemimize dayalı bir hipotez kuracaktık. Hipotezimizi kurduktan sonra buna dayalı bir tahminde bulunacağız. E tahminimi de yaptığıma göre artık kontrollü deneyler tasarlamam. Kontrollü deneylerle hipotezimi kontrol etmem. Gerekiyor. Kontrollü deneylerimi yaptım. İki tane alternatifim var. Birincisi ya senin bulduğun hipotez doğru, kontrollü deneyler de seni destekliyor diyebilir. Eğer böyle derse deneyler tekrarlanacak, sonuçlar bilimsel makalelerde yayınlanacak. Ben konferansa gideceğim, anlatacağım. Şöyle şöyle bir çalışma yaptım, böyle böyle sonuçlar elde ettim diyeceğim. Diğer bilim insanları da bunlarla ilgili çalışmalar yapacak. Benim hipotezim gerçek halini alacak. Ama ikinci alternatif de var. Kontrollü deneyler yapılır ama benim hipotezimi doğrulamaz. Der ki senin yaptığın hipotez yanlış tekrardan en başa dönmüyorsun sen zaten gözlem yaptın veri topladın problemini tespit ettin ne yapacaksın hipotezin yanlış olduğuna göre hipotezini değiştirip yeni bir hipotez kuracaksın diye. buradan da üçüncü ünitemiz yani canlılar dünyasına geçmiştik canlılar dünyasına baktığımız zaman canlıları çok eski dönemlerden bu yana sınıflandırıyorduk İlk sınıflandırmayı yapan da Aristo ismin, isimli bilim insancığımızdı. Aristo'nun yaptığı sınıflandırma ampirik dandik sınıflandırmaydı. Aynı zamanda yapay sınıflandırma olarak da isimlendirebiliyorduk. Ne yaptı? Canlılara baktı. Bir bitkiler, bir hayvanlar var dedi. Bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar diye sınıflandırdı. Hayvanları da havada uçanlar, karada yaşayanlar, suda yüzenler diye sınıflandırdı. Yani canlıları dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere göre sınıflandırdı. Günümüzde böyle bir sınıflandırma yapmıyoruz. Tamamıyla geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde yaptığımız sınıflandırma ise filogenetik sınıflandırma sınıflandırma yani doğal sınıflandırma. Gençler doğal sınıflandırma yaparken teknolojinin bana izin verdiği her şeye bakacağım. Anatomik, morfolojik, kan benzerliği, gen benzerliği, DNA benzerliği, protein benzerliği gibi tüm benzerliklere bakacağım. Canlıların akrabalık derecesini belirleyeceğim. Yani filogenetik sınıflandırma günümüzde geçerli sınıflandırmadır. İki tane kelime öğrendik. Bunlardan birincisi analog organlardı. Diğeri ise homolog organ dediğimiz organlardı. Analog organlar ampirik sınıflandırmada, homolog organlar filogenetik sınıflandırmada kullanılır. Analog organ ne demekti? Bunların kökenleri farklı, görevleri aynı. Yani kuşun kanadı, sineğin kanadı. Sineğin kanadına baktım böyle zarsı ince, kuşun kanadı etten, kemikten. E bunların kökeni farklı ama ikisi de uçmaya yarıyor, görevleri aynı. Kim dedi kuş havada uçuyor, sinek havada uçuyor, kuşla sinek yakın akrabadır Aristo. Yani analog organlar ampirik sınıflandırmada, Aristo'nun yaptığı sınıflandırmada diyeyim gençler. Homolog organlar ise kökenleri farklı, gö pardon, kökenleri aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır. Yani aslında bizim için önemli olan kökenlerdir. Balina'nın yüzgeci, insanın kolu. Balina'nın yüzgeci yüzmeye yarıyor, insanın kolu tutmaya yarıyor. Yarasa'nın kanadı uçmaya yarıyor gibi düşünün. Ama baktığın zaman üçü de memeli canlı. Yüzgeci, balinanın yüzgeci, insanın kolu, yarasanın kanadı, etten kemikten. Yani bunların kökenleri aynı, görevleri farklı. Homolog organlardır diyeceğiz. Uluslararası düzeyde kullandığımız bir sınıflandırma sistemi vardı. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamıştık. Canlıları alemden türe doğru gruplandırıyorduk. Tür en küçük sınıflandırma birimimiz. Birbirine çok benzesin ortak bir atadan gelsin doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilsin yıldız 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 çiftleşmek yeterli değil atla eşek çiftleşiyor katır adı verilen yavruları oluyordu unutma çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar diyeceğiz yani çocuğunun çocuğu olacak diyeyim. Sonra canlılar dünyasında tabii ki alemleri gruplara ayırmıştık. Prokaryot olanlar bakteri ve arkelerdi. Ökaryotlarda protistler, bitkiler, hayvanlar ve mantarlar alemindeki canlılarda Bunların genel özelliklerini de tabii ki anlatmıştık. Alemler bittikten sonra son konu olarak da virüsler karşımıza çıkıyor. Virüsleri hiçbir alemin içerisine almadık. Çünkü bilim camiası canlı mı cansız mı karar veremedi. Bazı canlılara ait özellikler. Özellikleri var cansızlara ait özellikleri de var mesela birey sayısını hücre içine girdikleri zaman arttırabiliyorlar birey sayısının artması canlılara ait bir özellik ama hücrenin içine girmedikleri zaman da cansız gibi duruyorlar cansızlara ait özellik tüm canlıların DNA'sı RNA'sı ribozomu stoplazması çeki şey hücre zarı var bunların yok diyeyim gençler nükleik asit taşıyorlar ama sadece bir çeşit taşıyorlar ya DNA'ları var ya da RNA'ları var. Protein kılıfları var. Hücre zarları yok. Konak hücre zarını eritecek enzim bulunduruyorlar. Yani enzim sentezleyemiyor ama enzim bulundura biliyor diyeyim. Gençler buradan da hemen yazılı sorularımıza başlıyorum. İlk sorumuz doğru yanlışlarla ilgili çıktı karşımıza. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D harfi yanlış olanlara Y harfi yazınız diyor. Aynı takımda bulunan canlılar aynı şubede bulunurlar. Bir kere alemden türe türden aleme doğru bir şekilde benim sıralamayı yazmam çok önemli. O yüzden hemen alıyorum. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde gruplandırabiliyorduk. Alem şube sınıf takım aile cins tür aynı takımda bulunduğuna göre X ve Y canlısı şurada aynıysa yukarıya doğru da kesinlikle aynı olmak zorundaydı. O zaman aynı takımda bulunan aynı sınıfta aynı şubede aynı alemde bulunacak. Aynı şubede bulunur dediğine göre tabii ki doğruyu yapıştı. Doğal sınıflandırmada analog organ benzerliği kullanılır. Doğal sınıflandırma filogenetik sınıflandırmadır. Günümüzde kullanılan sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırmada analog organlar değil, kökenleri aynı olan homolog organların benzerliği dikkate alınır gençler. O zaman bizim için hop yanlış oldu. Farklı türlerde olan canlıların kromozom sayısı aynı olabilir denilmiş. Canlıları sınıflandırırken günümüzde neye bakmıyorsun? 1. Hocam yaşadığı yere bakmıyorum. Suda yaşayan akrabadır, havada uçan akrabadır demiyorum. İkincisi dış görünüşüne bakmıyorum. Boyu uzun olan ağaçların hepsi birbiriyle akrabadır, boyu kısa çalıların hepsi birbiriyle akrabadır demiyorum. Üçüncüsü kromozom sayısı benzerliğine bakmıyorum. Kromozom sayısı yakın olanlar yakın akrabadır, kromozom sayısı aynı olanlar aynı türdür diye bir şey yok. Klasik örneğin üstünden gideyim. Eğrelti otu kaç kromozom 500. insan kaç kromozomlu? 46. Eğrelti otu benden daha gelişmiş bir canlı mı? Hayır. Kromozom sayısı canlının gelişmişlik düzeyini göstermez gençler. Güvercinler, güvercinler 16 kromozomlu. Soğan da 16 kromozomlu aynı türden canlı olmak zorunda değiller. Yani farklı tür canlıların kromozom sayısı tabii ki aynı olabilir. Mesela ben 46 kromozomluyum. Moli balığı dediğimiz balıkta 46 kromozomlu. Türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artarken çeşitlilik azalır diyor. Şimdi tür olarak tek bir canlı var. Sonra cinsler, aileler, takımlar meydana geliyor ta ki aleme geldiğin zaman. Mesela hayvanlar alemi. Bakıyorsun, türden aleme doğru giderken hayvanlar aleminde mi çok canlı vardır, bilmem ne türünde mi? Tabii ki alemde canlı daha fazla vardır. Canlı sayısı fazla olduğuna göre Tabii ki çeşitlilik de az olmayacak gençler. Ne olacak? Fazla olacak. O zaman türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artarken çeşitlilik de tabii ki artar dememiz gerekiyordu. Bu bizim için yanlış oldu. Bakterilerde ve arkelerde peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulunur demiş. Bakteri ve arkelerin hücre duvarı olanları var. Bakterilerde hücre duvarı ne yapılıydı gençler? Peptidoglikan. Arkelerde ise yalancı peptidoglikan yapılıydı. Yani pseudopeptidoglikan yapılıydı. O yüzden arkeler bakterilerden farklı bir grup olarak kabul ediliyordu. Buna da yanlışı yapıştırdım. Endospor oluşturan veya fotosentez yapan arke türleri vardır diyor. Endospor oluşturmak bakterilere özgü bir olaydır hatırlatmış olayım. Bakteriler zor şartlarla karşılaştıkları zaman DNA'larını eşliyorlardı. DNA'larının etrafını sert bir kılıfla kaplıyorlardı. Zor şartlarda hücre zarar görse bile genetik materyalini korumuş oluyordu. Bu genetik materyali uygun şartlarda tekrardan su alıp büyüyüp eski haline geliyordu. Yani endospor oluşturmak bakteri özgü bir olaydır gençler. Endospor oluşturan veya fotosentez yapan arke türleri vardır dediği zaman bu da bizim için tabii ki yanlış oldu. Çok hücreli ökaryot canlılardan bitkiler tohumla ya da sporla çoğalabilir demiş. E baktığımız zaman tabii ki sporla çoğalabilen tohumsuz bitkilerimiz var. Eşeli üreme yaparak tohumla da çoğalanlar var. Aynı zamanda bitki türlerinin bazılarını eşeğisiz üreme yaparak da çoğaltabiliyoruz. Mantarlar tek ya da çok hücreli ökaryot hücre yapısına sahip ...heterotrof canlılardır diyor... ...e mantarların tek hücreli olanları da var... ...çok hücreli olanları da var... ...mesela maya mantarları tek hücreli mantarlarımız örnektir... ...evde besin olarak tükettiğimiz o şapkalı mantarlar... ...çok hücreli mantarlara örnektir... ...yıldız, yıldız, yıldız... ...mantarların toprakta sabit duruyor olması... ...onların kendi besinini kendi ürettiği anlamına gelmez... ...mantarlar besin ihtiyacına hazır olarak doğadan karşılar aynı bizim gibi heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılardır diyeyim gençler. Buradan da hemen devam ediyorum diğer sorularımla. Omurgasız hayvanlar 5 sınıfa ayrılırken omurgalı hayvanlar 6 sınıfa ayrılır deyip ters yazmış. Omurgasız hayvanları nasıl kodladık? Seda, sayan, sosis, yedi şeklinde aklımızda tutacaktık. Süngerler, Sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler. Yani omurgasızları altıya ayırdık. Omurgalı hayvanlara baktığımız zaman da balıklar, amfibiyalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere gruplara ayrılıyordu. Yani onlar da beş tane sınıfa ayrılıyorlardı. Yanlışı yapıştırdım. Omurgasız hayvanlarda genellikle açık kan dolaşımı, Omurgalı hayvanlarda kopalı kan dolaşımı bulunur diyor. Bu bizim için doğru bir bilgi. Açık dolaşım ne demek? Kapalı dolaşım ne demek? Bizim vücudumuzda atar damar dediğimiz damarlar var. Bir de kalbe doğru kanı taşıyan toplar damarlar var. Atar damarlarla toplar damarları birbirine bağlayan damarlara da kılcal damar ismini veriyoruz. Eğer kılcal damar denilen bir damar varsa bu kapalı dolaşım anlamına geliyor. Omurgalıların tamamında kapalı dolaşım vardır. Açık dolaşımda ise kılcal damarlar yok. Atar damarlardan kan vücut boşluğuna geliyor. Vücut boşluğundan toplar damarlara geçiş yapıyor. Omurgasız hayvanlara baktığımız zaman genellikle açık dolaşım olduğunu görüyoruz. Bazı omurgasızlarda halkalı solucanda ahtapotta kapalı dolaşımda var. Genellikle dediği için kabul ettik protista aleminde ototrof heterotrof ve saprofit beslenebilen ökaryot ve prokaryot tek hücreli canlılar bulunabilir güzel gidiyordu patladı protista aleminde alk gibi öglana gibi ototrof Amip, paramesyum gibi heterotrof, cıvık mantar gibi saprofit beslenebilen ökaryot canlılar var. Protista aleminde prokaryot hücre yapısına sahip canlının ne işi var? Bakteri ve arkeler haricinde prokaryot bir canlı alemi yok. O zaman buna biz yanlışı yapıştıralım. Virüsler zorunlu hücre içi parazitidir diyor. Virüsler konak bir hücre bulamadıkları zaman üreyip de işte birey sayılarını arttıramıyorlar. İlla bir hücre içerisine girdiklerinde birey sayılarını arttırabiliyorlar. O zaman zorunlu hücre içi parazittir diyebiliriz. Arkeler diğer canlıların yaşayamadığı ortamlarda yaşamayı sağlayacak hücresel ve moleküler özelliklere sahiptir diyor. Arkeleri düşündüğümüz zaman ekstrem şartlarda yaşayabilen canlılardı. Mesela volkan patladı, ağzı çok yüksek sıcaklığa sahip. Ya bu sıcaklıkta canlı yaşayamaz tuz gölü, lüt gölü çok tuzlu bu tuza canlı dayanamaz burada canlı yaşayamaz dediğimiz alanlarda yaşayan arke türleri olduğunu biliyoruz. Bunlar ekstrem şartlara uygun bazı özelliklere sahipler. Cins isimleri aynı olan canlıların akrabalık dereceleri aynı olmayanlara göre daha fazladır diyor. Hemen bir tane örnek üstünden göstermiş olayım ne yapacak? Tür ismi iki tane kelimenin yan yana dizilmesinden meydana geliyordu. Klasik örnek üstünden hemen anlatmış olayım size gençler. Mesela yazılı da bana bilmediğim kelimeler yazdı. Pinus, Pinea yazdı. Sonra buraya işte Morus, Nigra yazdı. Bir de Pinus, Nigra'yı yazdı. Yukarıda verilen canlılardan hangileri birbiriyle daha yakın akrabadır diye soruyor. Senin pinus'un ne olduğunu bilmene ya da burada yazanların ne olduğunu bilmene gerek yok. Tür ismine baktığımız zaman ilk yazılan cins adı ikinci ise yardımcı at dediğimiz attı. Canlıların sınıflandırılmasında akrabalık derecesine bakarken de ilk isimlere bakıyorduk. Pinus pinea ile Pinus nigra aynı cinse bağlı olduğuna göre yukarı yukarıya doğru da aynı alanda yer alacaklar. Yani bunlar birbirleriyle yakın akrabadır diyebiliyorduk. Cins isimlere aynı olan canlıların akrabalık dereceleri tabii ki aynı olmayanlardan daha fazla olacak. Tüm bitkiler fotoototrof beslenir eskiden olsa doğru derdik ama artık kimi biliyoruz? Tam parazit bitkileri biliyoruz. Tam parazit bitkiler konak bir bitki üzerinde çoğalıyorlar böyle emeçleri var konak bitkiye emeçlerini uzatıp besin ihtiyacını, su ihtiyacını, mineral madde ihtiyacını konaktan karşılıyorlar. Yani tam parazit bitkiler fotosentez yapmaz. Tüm bitkiler fotosentez yapar diyemeyiz. O yüzden yanlış oldu diyeyim gençler. Buradan da hemen diğer soruma geçiyorum. Tüm bakterilerde aşağıda verilenlerden bulunan özelliklere tik işareti koyunuz diyor. Şimdi bakterilere hatırlatmış olayım siyahla çizdiğim tüm bakterilerde bulunsun. Bir kere hücre zarı olmayan canlı mı var? Tüm bakterilerde tabii ki hücre zarı bulunacak. Bazı bakteriler hastalık yapacaklar. Hastalık yapanlarda kapsül bulunacak. Gençler plazmit dediğimiz küçük DNA parçalarıydı. Hani bunun büyük bir DNA'sı var. Bir de küçük plazmit adı verilen DNA parçaları var. O da yine bazılarında bulunacak, bazılarında bulunmayacak gençler. Bakterilerin depo karbonhidratı neydi? Glikojendi. O zaman tüm bakterilerde glikojen bulunacak. Halkasal DNA'yı da tabii ki şöyle siyahla göstermiş olayım. Halkasal DNA da tüm bakterilerde bulunacak. Bazı bakteriler aktif olarak yer değiştirebilecek, aktif olarak yer değiştiren kamçı yer alacak gençler ribozom organeli de tüm canlılarda olduğu gibi tabii ki bakterilerde de yer alacak Fotosentez yapanların stoplazmasında klorofil pigmenti bulunur. Stoplazması olan olmayan canlı mı var? Tabii ki stoplazmada bulunacak. Endospor oluşturmaksa bazı bakterilere özgü bir durumdur gençler. Yani tüm bakteriler zor şartları altında tabii ki endospor oluşturmaz diyeceğiz. Buradan da hemen eşleştirme soruma geçiyorum. Aşağıda verilen organellerle görevlerini eşleştiriniz diyor gençler. Şimdi ribozom organeline baktığımız zaman tüm canlılarda bulunan zarsız en küçük organeldi. Tabii ki hangi işten sorumlu olacak? Protein sentezinden sorumlu olacak. Birinciye gitmesi gerekiyor. 2'ye baktığımız zaman endoplazmik retikulumu vermiş. Endoplazmik retikulum da gençler ne iş yapacaktı? Aslında böyle kanalcık borucuk sistemi gibi görev yaptığı için madde taşınmasında görev yapacak. Bunun da tabii ki haşa gitmesi gerekiyor. Onu da aşağıya yazmış olayım. Kloroplast çift zarlı ökaryot fotosentez yapan canlılarda bulunacak. Yani karbondioksit özümlemesi de fotosentez anlamına geldiğine göre 3'ün J'ye gitmesi gerekiyor. Golgi aygıtına baktığımız zaman madde salgılayan hücrelerde fazla miktarda bulunurdu. Yani salgı yapan hücrelerde golge aygıtı fazladır. Çünkü maddeleri paketler aynı zamanda salgılar. Dördünde tabii ki kime gitmesi gerekiyormuş? D'ye. Sentrozom özellikle hayvansal hücrelerde bulunan hücre bölünmesi sırasında görev yapan iyi ipliklerinin üretimini sağlayan zarsız organeldi. Lizozom için ne dedim? Hücre içi sindirimde görev yapar, etrafı tek zarla çevrilidir, içerisinde sindirim enzimlerini bulundurur. Mitokondri keza çift zarlı bir organeldi, oksijenli solunum yapan ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunup ATP üretimini gerçekleştirmiş olacaktı. Peroksizom zehirli maddeleri daha az zehirli hale getiren yani zehirsizleştiren enzimleri taşıyan organeldi. O zaman onun da F'ye gitmesi lazım. Kontraktil koful sadece tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunacak. Yani amip Öglena ve paramesyumdan bahsediyorum. Bunlar da fazla suyun dışarıya atılmasını sağlamış olacak. Lokoplast zaten tek kaldı gençler. Bitkinin ışık görmeyen kısımlarında besin depolanmasını sağlayacak. Mesela patatesde nişasta depolamak gibi. Geldim boşluk doldurmalara aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. İnsanın kolu ile atın ön bacağı nokta nokta organdır. Analog mu homolog mu? Şimdi düşünüyorum. İnsan memeli bir canlı, at memeli bir canlı. İnsanın kolu etten kemikten böyle yaparsınız çıkar demiştim. Köken derken aslında embriyonik kökene bakmak lazım da onları bilebilmemiz mümkün değil. Ama her soru etten kemikten zarsın hmm, yaparak çıkıyor. İnsan memeli etten kemikten atın ön bacağı memeli canlı etten kemikten. O zaman ikisinin kökeni aynı, görevleri farklı. Bunlar hangi organlara örnektir gençler? Homolog organ dediğimiz organlara örnek olacak. Kökenleri aynı olduğu için. Hayvan, mantar, bakteri ve arkelerde glikozun fazlası ne olarak depolanıyordu? Glikojen olarak depolanıyordu. Bir tane daha depo karbonhidratımız vardı. Nişastayı öğrenmiştik. Bitkiler de glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depolayacaklardı. Balıkların azotlu boşaltım ürünü neydi? Onlar en zehirli olan amonyak. Yani NH3 halinde atıyorlardı. Bizler ise amonyak karaciğerimizde üreye çeviriyorduk. Bu sayede daha az suyla dışarıya atabiliyorduk. Zehirsizleştiriyorduk gibi düşünebilirsiniz. Mantarlarda da hücre duvarı var, bitkilerde de var, bakterilerde de var, arkelerde de var. Bakterilerde peptidoglikan, arkelerde pseudopeptidoglikan, bitkilerde gençler selüloz yapılı, mantarların hücre duvarı ise kitin yapılıydı. Memelilerin olgun al yuvarları ne taşımıyor? Çekirdek taşımıyor. Yani çekirdeksizdir diyebiliriz. Bu genel bir özellikti. Gençler memelilere özgü ayırt edici özelliklerden bir tanesiydi. Balıklar, iki yaşanlılar, sürüngenler vücut ısılarına göre canlılar iken e baktın Balık iki yaşanlı sürüngen vücut ısılarına göre nasıl canlılardı? Soğuk kanlı canlılardı. Soğuk kanlı aslında ne demek? Değişken vücut ısılı. Onu da şuraya yazayım. Değişken vücut ısılı canlılardı. Çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklıkları değişiklik gösteriyordu. Hava çok ısındı, bunlar daha hızlı hareket edebiliyor çünkü vücut sıcaklıkları yani metabolizma hızları artıyor. Hava soğuduğunda da o yüzden genellikle kış uykusuna yatıyorlar, metabolizmaları yavaşladığı için. Kuşlar ve memelilere baktığımız zaman ise sıcak kanlı. Sıcak kanlıyla da kastettiğimiz sabit vücut ısılı canlılardır. Hava eksi 5'e düştü diye benim vücut sıcaklığım da 30'a düşmüyor. Hava 40 derece oldu diye benim vücut sıcaklığım da 40'a çıkmıyor. 36,5-37. 1-2 derecelik oynamalarda bile hastaneye koşuyoruz. Yani bizim vücut sıcaklığımız sabit. Eee çevreye bağlı olarak değişkenlik göstermiyor diyeyim gençler. Memelilerin vücutları nokta nokta ile kaplı iken kuşların vücudu nokta nokta ile kaplıdır. Karıştırıyorsunuz. Memelilerin vücutları kıllarla kaplı iken kuşların vücudu tüylerle kaplıdır. Gençler kıl başka bir şey, tüy dediğimiz şey başka bir şey bazen halk arasında yanlış kullanıyoruz ay tüyleri uzadı falan filan diyoruz memeli canlılarda tüy bulunmaz kıl bulunur benim ince kıllarım var mesela işte kolumuzdaki, parmak üstlerimizdeki, yüzümüzdeki gibi bir de saçımızdaki gibi kalın kıllarımız var. Tüy bulundurmayı gördüysen yapıştır. Memelilerden değil kuşlardan bahsediyordur. Kuşlarda besin alınmasını kolaylaştırılan nokta nokta bulunurken besinleri öğütmeye yarayan nokta nokta bulunmaz diyor. E bakıyorum kuşlarda besin alınmasını kolaylaştıran ne var? Gaga yapısı söz konusu ama kuşlarda da öğütmeye yarayan ne Yok, dişler bulunmuyor. Başkalaşım görülen iki hayvan sınıfına baktığımız zaman bir kere böceklerde böceklerin de eklem bacaklılar kısmında başkalaşım vardı tırtılın kelebeğe dönüşmesini hatırla bir de kimlerde görüyorduk gençler amfibiyalarda iki yaşamlılarda görüyorduk amfibiya ile iki yaşamlılar aynı anlama geliyor zaten başkalaşım geçirdikleri için bunlara iki yaşamlılar ismi veriliyordu hayatının belli bir döneminde bambaşka özelliklere sahip belli bir döneminde bambaşka özelliklere sahip Bakteriler enerji üretiminin nokta 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 olaylarıyla yapabilirler diyor. Bakterilere baktığımız zaman oksijenli solunum yaparak ATP üretenler var. Oksijensiz solunum yaparak ATP üreten bakteriler var. Aynı zamanda fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirerek ATP üreten bakteriler var. Hatta bazı bakteriler ikisini aynı anda yapabiliyor. Yani hem hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan hem oksijenli hem fermentasyon yapan bakteri türleri var diyeyim gençler. Hemen bir eşleştirme sorusuna daha geldik. İşaret diye, işaret diye geçeceğiz gençler. Aşağıda tabloda verilen canlıların hangi alemde yer aldıklarını işaretleyiniz diyor. Şimdi bira mayasına baktığımız zaman bira mayası mantarlar aleminde yer alan tek hücreli bir canlıdır. Mantarlar aleminin içerisinde tek hücreliler de var, çok hücreliler de var. Bira mayası tek hücrelilere dahil oldu. Unutma. Mercanlara baktığımız zaman Sölenterler grubuna dahil sölenter olmakta da hangi alemin altı? Hayvanlar aleminin altı yani mercan dediğimiz canlı omurgasız bir hayvandır. Cıvık mantara mantar diye çat diye işareti koyma. Cıvık mantar mantar değil. Cıvık mantarlar protist aleminde yer alan ayrıştırıcı canlılardır. Mesela mantarların tamamında hücre duvarı bulunuyor ama bu canlılarda hücre duvarı yok. Ayrıştırıcı canlılardır böyle amipse hareket ederek e, saprofit olarak besleniyorlar. At kuyruğuna baktığımız zaman tabii ki bitkiler aleminde yer alan bir bitki türünden bahsediyoruz. Endospor oluşturan canlı da tabii ki bakteriler aleminde yer alacak. Metan gazı üreten canlı metanojenik arkedir. Gençler geleceğin enerji kaynağı olarak isimlendiriliyordu. Biyogaz biliyorsunuz ki metan gazı biyogazımızdı. Plazmodium malaria dediğimiz canlı hastalık yapıyordu. Sıtma hastalığına neden oluyordu. Hayatının bir kısmını anofel dişisi sinekte geçirip bir kısmını insanda geçiriyordu. İnsanın vücuduna girdiği zaman da tabii ki sıtma hastalığına neden oluyordu. Süngerlere baktığımız zaman hayvanlar aleminin en gelişmemiş üyesi süngerlerdi süngerler o kadar gelişmemiş ki sinir sistemleri bile yok. Hayvanlar alemi içerisinde sinir sistemi bulunmayan tek grup buydu. Zemine bağlı olarak yaşıyorlardı. Aktif olarak yer değiştirmede söz konusu değildi. Sekoya'ya baktığımız zaman tabii ki kendisi bir bitki türü olacak küf mantarları var. Ekmeğin, limonun, salçanın yani besin değeri taşıyan maddelerin üstünde çoğalan o yeşil yeşil, sarı sarı gördüğümüz şeyler birer mantar türüdür diyeyim gençler. Buradan da geliyoruz gençler diğer sorumuza. Yüzde onluk sükroz yoğunluğuna sahip 3 bitki hücresi aşağıda belirtilen ortamlara bırakılıyor. Şimdi ortamlara bakıyorum. Birincisi yüzde otuzlukmuş. ikincisi yüzde onlukmuş. Üçüncüsü ise yüzde beşlik bir çözeltiymiş. Baktığımız zaman iki taraf birbirine eşit olduğu zaman biz o çözeltiye ne ismini veriyorduk? İzotonik çözeltidir diyorduk. İki tarafta da yüzde on olduğuna göre hücreyi buraya bıraktığında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek. Buraya baktığım zaman ise ortam yüzde otuzluk bir çözeltiymiş. Yani daha yoğun bir çözeltiymiş. Baktığımızda yüzde otuzu sükrozsa yüzde yetmişi nedir gençler? Bunun sudur. Bunun yüzde onu sükrozsa yüzde doksanı sudur. Su ne yapacak? Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket edecek. Yani buraya konulan bitki hücresinin çeperi değişecek ama zarında küçülme, kofulunda küçülme olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü birinci ortam nasıl bir çözelti? Daha yoğun olduğu için hipertonik çözelti. Üçüncü ortama baktığımız zaman ise işler tam tersine dönmüş. Hücrenin içerisinde yüzde onluk sükroz varken kapta yüzde beşlik sükroz var. O zaman bu da hipotonik bir ortamdır gençler. Yüzde onu sükrozsa yüzde doksanı sudur. Yüzde %5'i sükrozsa %95'i sudur. Su bu sefer hücrenin içine girmeye çalışacak. Çeper olduğu için çeperde bir değişiklik meydana gelmez ama zar iyice böyle çepere doğru dayanacak yani şişecek diyelim. Hemen bakıyorum. Birinci ortam bitki hücresine göre hipertonik ortamdır diyor. Evet hipertonik olduğunu söyledik. Yani burası bizim için doğru. İkinci ortamda bitki hücresinin turgor basıncı artar üç tane kavramdan bahsetmiştik. Ozmotik basınç ne demekti? Tek kelimeyle bilsek işimize yarayacak su alma isteği demekti. Turgor basınç ise su verme isteği anlamına geliyordu. Ozmotik basınçla turgor basınç arasındaki farka da emme kuvveti ismini vermiştik gençler. Hipertonikte su kaybedip büzüştüğüne göre mesela ozmotik basıncı artıyor turgor basıncı azalıyordu. Burada ise tam tersi şişti ya şiştiği için biraz daha şişeyim öleyim istemez yani ozmotik basıncı ne yapar azalır turgor basıncı artar diyorduk izotonik ortamda ise herhangi bir değişiklik meydana gelmedi o zaman ozmotik ve turgor basıncı da değişmez diyeceğiz üçüncü ortamda bitki hücresi plazmoliz olur diyor plazmoliz ne demekti bir hücrenin su kaybedip büzüşmesi anlamına geliyordu hipertonik ortamda hücreler plazmoliz olur. Bu tam tersine su alıp şişmiş. Yani bizim için yanlış. Birinci ortamdaki bitki hücresinde bir süre sonra hücre zarıyla hücre duvarı arasındaki mesafe artar. Ne yaptı? Su kaybetti. Hücre duvarıyla hemen başka renkle göstereyim gençler şöyle ince bir kalem alayım. Hücre duvarıyla hücre zarı arasındaki mesafenin arttığını zaten belirtmiştik. O zaman bu bizim için doğru. Üçüncü ortamdaki bitki hücresi ozmotik basınç azalır. Onu da söyledim. Ozmotik basınç tabii ki azalacak. Turgor basıncı artmış olacak diyeyim gençler. Hemen buradan diğer işaretlemeli soruma geçiyorum. Aşağıda verilen olaylardan endostoz ve egzostozda ortak olarak gerçekleşenleri gösteriniz diyor. Endostoz ne demekti? De dışarıda hücre zarından geçemeyecek büyüklükte bir madde var. Bu x'e doğru gidip yalancı ayaklar oluşturulacak. X'in etrafı iyice sarılacaktı sonra bir bakacaktık X içeriye girmiş. Bu olay bizim için endositoz anlamına geliyordu. Egzositozda ise bir atığı oluşturdun. Daha sonra götürüyorsun bu atığı iyice hücre zarına yapıştırıyorsun. Sonra şuradaki açıklık açılıyor eriyor. X'i dışarıya atıyorsun. Dışarıya atma işine ise egzositoz ismini veriyorduk. Büyük bir şeyi içeri de alsan dışarıya da atsan mutlaka enerji harcayacaksın. Hücre zar yüzeyinden de bahsedecek olursak. Mesela endositozu düşün şurası 100 metreydi. Şöyle x'in etrafında yalancı ayak oluşturduğun zaman hala 100 metresin. Gittin bu x'in etrafını iyice sardın 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 hala 100 metresin. Hop x içeride Hala 100 metre misin? Hayır. Bir parça kopup içeriye girdi. Yani endostozda hücre zar yüzey alanı azaldı. Burada ise şöyle 100 metre olduğunu hayal etsen. Şuranın 100 metre olduğunu hayal etsen. Şimdi buradaki parça da eklendi. Yani egzostozda ise hücre zar yüzey alanı büyüdü. 100 metre olmaz. Nanometrelerle olur ama mantığını anlatalım gençler. Hücre zar yüzey alanında egzostoz tozda artma olur. Endositozda azalma olur. Ortak olmadığı için işaretlemedim. Büyük yapılı moleküllerin zardan geçmesi. Evet ikisinde de büyük yapılı moleküller zardan geçecek. Birinde içeriye doğru alınıyor. Diğerinde dışarıya doğru atılmış oluyor. Koful yardımıyla gerçekleşme de ikisinde de ortaktır gençler. Eğer bu dışarıdaki bir besin maddesi ise içeriye aldığın zaman artık bunun ismi ne oldu? Besin kofulu. Bu atık maddeyi dışarıya atarken de artık bunun adı atık kofuluydu. Tüm hücrelerde gerçekleşmeyi de işaretlemedik. Çünkü tüm hücrelerde endositoz gerçekleşmez. Mesela bakterilerde bu olay meydana gelmiyor. Bitkilerde bu olay meydana gelmiyor diyeyim. Hemen omurgalılar ve omurgasızlarla ilgili ortak özelliklerin sorulduğu soruma da geçiyorum. Yanda hayvanlar alemine ait bir diyagram verilmiş. Buna göre verilen özellikleri diyagrama uygun şekilde yerleştiriniz diyor. İstisnalar da göz ardı edilecektir diyor. Çünkü hayvanlar alemi çok geniş bir alem. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman da çok farklı özelliklere sahipler. O yüzden istisnaları göz ardı ediyoruz genel özellikler üstünden gidiyoruz mesela sürüngenlerde yavru bakımı yoktur ya hocam ben belgesel seyrettim bilmem ne yılanı yavrularına bakıyordu o istisnai bir örnek diyeyim gençler o mantıkta gidelim sırt kısmında sinir şeridi bulundurma diyor sırt kısmında sinir şeridi bulunanların hangi gruba dahil olması lazım omurgalılara zaten sırt kısmımızda omurgamızın içerisinde sinir çeşidi sinir şeridine taşıdığımız için omurgalılar grubuna aidiz. Heterotrof beslenme dediğimiz zaman besinini dışarıdan hazır olarak almayan hayvan mı var? Hayvanlar alemindeki tüm canlılar zaten heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Akciğer solunumu yapmaya baktığımızda bizim Omurgalılarımızın bazıları akciğer solunumu yapıyor. Mesela kuşlar, mesela memeliler, mesela sürüngenler akciğer solunumu yapar. O zaman C'yi de omurgalılar tarafına yazdım. Glikojen depo etmek hayvanlar aleminin genel özelliğidir. O yüzden de omurgalı, omurgasız tüm hayvanlar glikojen depolayabilecekler. İç iskelet bulundurma dediğimiz zaman hayvanlar alemindeki tüm canlılar Tabii ki iç iskelete sahip olmayacak. Omurgalılar içerisinde de iç iskelet bulunduranlar var. Omurgasızlar içerisinde de iç iskelet bulunduranlar var. O zaman böyle orta bir noktaya yazabiliriz gençler. Omurgalıların tamamında iç iskelet var. Omurgasızlardan da süngerlerde ve derisi dikenlilerde iç iskelet olduğunu unutmayın. Amfibionik dönemde solungaç yarıkları ve kuyruk bulundurma omurgalılara özgü bir özelliktir. O zaman F'yi bu tarafa aldım. Hücre duvarı bulunmaması durumuna baktığımız zaman bu da ortak bir özelliktir. Hayvanlar alemindeki tüm canlılar hücre duvarına sahip değil yani duvar taşımamak ortak bir özellik. Hemoglobin ile solunum gazlarını taşıma dediğimiz zaman da bu da sadece bazı omurgalı hayvanlarda görülen bir özelliktir. O yüzden haşa yazdık. Açık dolaşıma sahip olma omurgasızların ortak özelliği değil bazı omurgasızlarda görülüyor o yüzden de omurgasızlar kısmına yazdım. Çok hücreli ve ökaryot olmaya baktığımız zaman hayvanlar alemindeki tüm canlılar tabii ki çok hücreli ve ökaryot hücre yapısına sahiptir diye. Buradan da hemen diğer test soruma geçiyorum omurgalı hayvan sınıfları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Suda yaşayan omurgalılarda genellikle solungaç, karada yaşayanlarda akciğer solunumu görülür diyor. Suda yaşayan omurgalılarımız kimler? Mesela balıklar. Balıklar solungaç solunumu yapıyorlar. Karada yaşayanlarda da genellikle akciğer solunumu görülüyor. O zaman bu bizim için doğru. Balıklarda kalp iki odacıklı, balık iki odacık. İki yaşanlılarda yani kurbağalarda kurbağa 3 odacıklı kalp vardı. Kuşlar ve memelilerde ise 4 odacıklı bir kalp yapısı vardı. Kalbin içerisinde kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyordu. Baktım tüm omurgalılarda iç iskelet embriyonik dönemde kıkırdak yapılıyken ergin döneme geçtikçe kemikleşir demiş. Evet baktığımız zaman omurgalı hayvanlarda kıkırdak ve kemik dokulu iskelet olduğunu biliyoruz. Ama bizim kıkırdak e, iskelete sahip hiç kemikleşmeyen bazı balık türlerimiz var. Mesela köpek balığı kıkırdaklı balıkları örnektir. Van tuzlu balıklar da kıkırdaklı balıklara vatoz balığı da örnektir. Kemikleşme söz konusu olmuyor. O zaman yanlışı bulduk. Balıklar iki yaşamlılar sürüngenlerin vücut ısıları değişken çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut ısıları değişiyor. Kuşların ve memelilerin vücut ısıları ise sabittir. Yani çevre sıcaklığına bağlı olarak herhangi bir değişim söz konusu değil. Kuşlarda zarsı diyafram var. Memelilerde ise kaslı diyafram var. Balıklarda, iki yaşanlılarda, sürüngenlerde ise diyafram adını verdiğimiz yapı yok gençler. Böylelikle son soruma da geldim. Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri verilen gruptaki canlılardan sadece biriyle eşleştiriniz diyor. Şimdi dış döllenme dış gelişmeye baktığımız zaman Kurbağalar da dış döllenme, dış gelişme yapıyorlar. Balıklar da dış döllenme, dış gelişme yapıyorlar. Yani bire karar verememiş gibi kalalım gençler. Ter bezi, süt bezi ve alveol bulunduranlar ise hangi grup olacak? Hemen şuraya yazayım. Memeliler grubu olacak. Memeliler grubuna baktığımız zaman da burada memeli olarak kim yazılmış? Maymun. O zaman 2'nin C'ye gitmesi gerekiyor. Akciğerlere bağlı hava keseleri ve kanat oluşumundan bahsediyorsak kuşlar grubundan bahsediyoruzdur. E burada da baktığımız zaman kuşlara ait kartal örneği verilmiş. O zaman 3'ün D'ye gitmesi gerekiyor. Panizza kanalı, kenar keratinimsi pullar dediğimiz zaman da bu da tabii ki sürüngenlerden timsahta yer alıyordu. O zaman E'ye gitmesi lazım. Başkalaşım geçirme dediğimiz zaman da kurbağaya gitmemiz gerekiyor. O zaman 5'in A'ya gitmesi gerekiyor. Dış döllenme, dış gelişme kimlerde görülüyordu? Balıklarda ve iki yaşamlılarda yani kurbağalarda görülüyordu. Hani bir tanesini seçmek zorundaydık ya. O yüzden de bu kime kalmış oldu gençler? B'ye kalmış oldu diye diyeyim. Böylelikle yazılı provamızı bitirmiş olduk. Size aralarda küçük küçük anlatımlarda yapmaya çalıştım. Yazılımız da yardımı olsun diye gençler hepinize en başta yazılılarınızda bol bol başarılar diliyorum. Buradan da tabii ki son bir şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Son yazılarda işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız tabii ki Tonguç Plus'a üye olabilirsiniz gençler. Şimdi anlattığımız yazılı formatından çok daha fazla yazılı sizi orada bekliyor. Konu anlatımlarını da çok detaylı bir şekilde Tonguç Plus'ta verdik. Daha fazla su sorular da çözdük diyeyim gençler. Buradan hemen ödüllü soruya geçeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.